Körfez ülkeleri zaten bunu özellikle kendileri de istedi. Uluslararası dış politikada atacağı bu tarz adımlar çok önem teşkil ediyor sevgili dostlar. Dış politikadaki şu adımlar bakın yavaş yavaş atılıyor. İç politikaya bunun yansıması olacak, olmak zorunda zaten. Bu zenginleşme nereye gidecek? Yani ziyareti onlar istedi ziyareti. Ya yani onlar bizi davet etti. Hani biz o hadi gidelim şey yapalım yok öyle bir şey. Adım hep onlardan geldi. Dikkat eder misiniz? Bizden değil. Bu çok önemli. Aslında hem Batı'ya hem NATO'ya hem de Amerika'ya çok büyük bir mesajdır. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a resmi bir ziyarette bulundu. Çok çok önemli bir ziyaret. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ziyaretten sonra Körfez ülkelerinde yapılan en önemli ziyaretlerden biri. Biz yine o çektiğimiz videoda Birleşik Arap Emirlikleri'ne o yapılan diplomasi trafiğinde anlattığımız o videoda izleyebilirsiniz sevgili dostlar o videomuzu kanalımızdan. O videomuzda söylemiştik Suudi Arabistan'la da bir ılımlaşma dönemi var. Yani ilişki yavaş yavaş yumuşamaya başladı diye e, yakın zamanda buraya da üst düzey bir ziyaret olabilir demiştik. Nitekim oldu. Beklenen oldu. Ve Suudi Arabistan'a önemli üst düzey bir ziyaret yaptı Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere pek çok bakan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar vesaire pek çok isim Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulundu. Hatta Cumhurbaşkanı çok önemli bir açıklama yaptı. Bakın dedi ki bizim şu anki artık yani yeni dönemdeki ilişkilerimiz eskisinden daha köklü, daha sağlam, daha yeni bir ilişki olacak. Yani yeni bir sayfa açtık. Eski ilişkinin üstüne bir ilişki kurmuyoruz sevgili dostlar. Zaten orada söyledi. Suudi Arabistan bizim kardeş, dost ve önemli ülkelerimizden biri vesaire orada bu tarz açıklamalarda yapıldı. Ama bakın en önemli şey aslında bütün bu yani yavaş yavaş Türkiye'nin yeniden bu anlamda ilişkileri yumuşatması hem Birleşik Arap Emirlikleri'yle hem Suudi Arabistan'la yani bu anlamda çok önem taşıyor. Yani Orta Doğu'da körfez ülkeleriyle yapılan bu ilişkiler önem taşıyor. Körfez ülkeleri zaten bunu özellikle kendileri de istedi. Yani şimdi Veliyat Prens Muhammed Bin Selman'la görüşmede çok önemli bazı detaylar da oldu. Yani bu detay şimdi Muhammed Bin Selman Veliyat Prens. Selman Bin Abdülaziz'den sonra gelecek isim. Dolayısıyla bu anlamda çok önemli ve orada da olarak aslında bir poz falan da verildi. İyi ilişkiler bağlamında Suudi Arabistan'ın hem yapacağı yatırımlar hem de gelecek dönemde Türkiye'nin enerji koridoru olması, merkezi olması bu anlamda Suudi Arabistan'ın da Türkiye'ye yönelmesine neden oldu. Ukrayna-Rusya savaşı başladığında Amerikan Başkanı Joe Biden kısa bir süre sonra hem Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed Bin Zayed'le hem de Suudi Arabistan Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi yapmak istedi. İkisi de İki veliyat prens de görüşmeyi reddetti. Hem de çok ağır bazı şeyler de söyleyip Biden'la görüşmeyi reddetti. Telefonunu reddetti. Düşünebiliyor musunuz? Amerikan başkanı. Daha önce biliyorsunuz Trump geldiğinde böyle kılıçlar mılıçlar bir sürü oyun oynadılar. Ama bakın şimdi görüşmeyi reddetti. O zaman reddettiğinde de söylemiştim ben. Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan da artık yeni dünya düzeninde Asya çağının yükseldiğini, Avrasya çağının yükseldiğini, Türkiye'nin de bu yükselen çağda merkez noktada bulunduğunu gördü. Ve nitekim yeni dönemde Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için de yarışı haline girdiler. Nitekim Suudi Arabistan bakın yakın zamanda da büyük bir ihtimal büyük bir ihtimal Muhammed Bin Selman da Türkiye'ye üst düzey bir ziyarette bulunacak. Yani Veliyat Prens, Suudi Arabistan Veliyat Prensi bu anlamda üst düzey bir ziyarette bulunacak. İşte tam da bu noktada Türkiye enerji merkezi olma yolunda ilerlerken buradaki ilişkileri düzeltmesi çok önem taşıyor. Hatta bakın yakın dönemde atılacak adamlardan biri de benim beklediğim bu olacak yani bunu da göreceğiz. Mısır'la bu anlamda yine resmi bir ziyaret vesaire olabilir. Ya Mısır'dan bize ya da bizden Mısır'a. Çünkü bu da önemli. Akdeniz'de şimdi İsrail'le Isaac Herzog'la şimdi Mayıs ayı itibariyle Enerji Bakanı ve Dışişleri Bakanımız oraya gidecek. Orada da bir takım anlaşmalar bir dizi anlaşmalar yapılabilir. Şimdi burada da iyi niyet ilişkileri söz konusu. Ürdün deseniz yine aynı şekilde ilişkilerimiz iyi niyet çerçevesine gidiyor. Lübnan yine öyle. Hemen biraz daha bakıyoruz sevgili dostlar. ile zaten malum ilişkilerimiz iyi. Şimdi bu anlamda Mısır'la ilişkileri iyi tuttuğunuzda hem Akdeniz coğrafyasında hem de Kuzey Afrika dediğimiz o bölgede de yine Tunus, Cezayir, Fas hattında da Türkiye çok büyük bir ilme yakalayabilir. Ki Türkiye'nin zaten bu anlamda uluslararası dış politikada atacağı bu tarz adımlar çok önem teşkil ediyor sevgili dostlar. Yani yeni dünya düzeninde diyoruz ya Asya çağı başlamış. Biden bunu gördüğü için dedi ki buna biz öncülük etmeliyiz. Yeni dünya düzeni kuruluyor. Ya buna biz öncülük edelim dedi. Adam açık açık söyledi yani. Ve tek bir hükümdarın boyundurluğunda diyor buluşacağız. Tek bir hükümdarın yönetiminde buluşacağız diyor. Tek bir hükümdar kim? Bir önceki videolarımızda bahsetmiştim bu şeyde Deccal hususunu. Deccal diyor ya 40 gün hükümdarlık kuracak vesaire. Neyi kastediyor acaba? Demek ki bir düzen var. Bir düzen yaklaşıyor. Bu son yeni dünya düzeni. Bu yeni dünya düzeni bahsedilen son yeni dünya düzeni ve güneş ilk yeni dünya düzeninde nasıl doğudan doğduysa daha sonra zenginlik şusu bu hepsini vesaire batıya kaptırdık. Batıya. Şimdi tekrardan doğudan bir yükseliş var. Yani tekrardan doğudan bir yükseliş var. Bu anlamda Orta Doğu da yani Orta Doğu'daki ülkelerin birçoğu da batının yanında yer almaktansa yani kaybeden tarafta yer almaktansa NATO bloğunda vesaire Amerikan bloğunda İngiliz bloğunda yer almaktansa Doğu blokunda yer almayı tercih ediyorlar. Çünkü yeni kurulacak yeni dünya düzeninde onlar da bir nevi yer kapmaya çalışıyor. Ve bunun için de Türkiye ile iyi niyet ilişkileri geliştirmeye başladılar. Bu artarak devam edecek sevgili dostlar. Bakın göreceksiniz. Artarak devam edecek hem enerji anlaşmaları hem ikili bazı ticaret anlaşmaları bu anlamda bizim için hayati önem taşıyor. Ülkemiz zaten bir ekonomik kriz içinde. Büyük bir ekonomik kriz sarmalında bayağı sıkıntı çekiyoruz. Evet, kesinlikle bu sıkıntılarımız var. Bazen yorumlarda görüyorum. Sanki biz bunların farkında değiliz. Toz pembe bir şey çizmiyoruz. Ama gerçekten iç politikadan bağımsız bakıyorum ben hep. Dış politikadaki şu adımlar bakın yavaş yavaş atılıyor. İç politikaya bunun yansıması olacak, olmak zorunda zaten. Bu zenginleşme nereye gidecek? Ama şimdi bu sarmaldan yani bu ekonomik kriz sarmalından çıkmak istiyorsanız dış politikada bu anlamda ekonomik müdahaleleri ve hamleleri yapmak zorundasınız. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ile bu adımların atılması önemli. Ekonomi manasında önemli. Ha bu adımları da sanki öyle bir gösteriyorlar ki Türkiye atmış gibi. Ziyaretin talebi Suudi Arabistan'dan geldi. Türkiye'den değil. Hadümül Harameyn dedi ya Cumhurbaşkanı Hadümül Harameyn'den geldi. Yani ziyareti onlar istedi ziyareti. Yani onlar bizi davet etti. Hani biz o hadi gidelim şey yapalım yok öyle bir şey. E, Birleşik Arap Emirlikleri de öyle oldu. Muhammed Bin Zayed geldi buraya Ankara'ya resmi ziyaret sonra biz gittik. Adım hep onlardan geldi. Dikkat eder misiniz bizden değil. Bu çok önemli. Uluslararası ilişkilerde bu dediğimi yani ne demek istediğimi anlayanlar anlayacaktır. Yani onlardan o adım gelmesi Türkiye'nin o yeni dünya düzenindeki hem Çin'in yol kuşak projesi hem de oluşacak yeni dünya düzenindeki ekonomi güzergahları, ticaret yolları bakımından Türkiye'nin önemini kavradılar. Ve Türkiye bu oluşacak yeni dünya düzeninde Avrasya'nın parlayan bir yıldızı olacak. Körfez ülkeleri bunun farkına vardı. Orta Doğu'daki pek çok ülke bunun farkına varmaya başladı. Dolayısıyla yavaş yavaş bu artacak. Zaten Türk Cumhuriyetlerini saymıyorum. Onlarla çok güzel yani Türk Devletleri Teşkilatı'nı tutun da Turan ordusuyla beraber daha büyük askeri anlamda da genel anlamda anlamda büyük anlaşmalar yapılacak. Turan ordusunun kurulması hususu da çok önemli. Ben bununla alakalı Turan ordusunun kurulmasıyla alakalı da bir video çekeceğim. Çünkü NATO'dan yavaş yavaş ayrılmaya başlayınca NATO'nun tehditlerine karşı, askeri tehdidine karşı Turan ordusu orada çok büyük caydırıcı bir güç olabilir. Bunun farkında zaten Türkiye. O yüzden Turan ordusu hamlesi aslında hem Batı'ya hem NATO'ya hem de Amerika'ya çok büyük bir mesajdır. Bu anlamda bu da yeri gelmişken söyleyelim. Bununla alakalı bir video çekeceğim Turan ordusuyla alakalı. Türkiye bu anlamda hem Suudi Arabistan'la atılan adımlar, hem Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi İsrail vesaire bakın daha devam edecek bu. Mısır vesaire devam edecek. Bu adımlar çok önemli. Ve Türkiye bakın artık yeni dünya düzeninin merkezinde yer alıyor ve Suudi Arabistan vesaire bunların hepsi bunu gördü. O yüzden Biden artık kale alan yok. Biden Amerika'sı artık çok da fazla yani dikkat çekilen efendim önem atfedilen bir devlet haline gelmeyecek. Amerika'da yavaş yavaş bu anlamda ikili ilişkilerde büyük sıkıntılar çekiyor. Biden'ın telefonun açılmaması işte anlattığım o suslar bunlar Önemli hususlar sevgili dostlar. Bakalım yeni dönemde neler olacak? Sevgili dostlar, ben özellikle bu Suudi Arabistan ziyaretinin perde arkasını bu anlamda Türkiye'de yeni kurulacak ikili ilişkilerdeki enerji merkezi havzasında Körfez ülkelerinde büyük yatırımlar yapacağını bu anlamda müjdeleyeyim. Bu bir müjdedir. Çünkü yapılacak her ekonomik, her enerji alanındaki anlaşma bizi yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Umuyorum ki Türkiye bu anlamda daha kalıcı adımlar atar. Yeni dünya düzeninde kurulacak olan o Asya çağındaki Avrasya Birliği'ndeki haklı ve sağlam yerini daha da güçlendirir diye umut ediyorum. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.